Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Herkese merhabalar, ben Perihan Tantu, Borsa Tekniğe hoş geldiniz. Evet, haftanın 4. işlem gündeyiz. Bugün bizlere sevgili Selçuk Göneşler eşlik ediyor. Hocam merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar Perihan Hanım, hoş bulduk. Bu arada bugün yayınımızı aslında ayakta ve taş ekran önünde çizimli bir şekilde yapacaktık ama bir teknik sıkıntıdan dolayı yapamadık. Ama izleyenlerimize sözümüz olsun, bir sonraki programı birazcık daha çizimlere yönelik yapalım. Şimdi bol bol yine bugün teknik analiz konuşacağımız bir gün olacak ama piyasa tarafına baktığımda çok yatay bir görüntü var. Dün bir tepkiyle karşılaştık, özellikle bankacılık endeksi buna önderlik etti. Şu an aşağıda 1420 bugüne kadar, yani şu saate kadar daha doğrusu, yukarıda 1428. Küçük bir bant içerisinde işlemlere devam ediyoruz. Viyop tarafı bir miktar satıcılığı, %0,47 aşağıda. Bugün sabah seansı da açarken özellikle altını çizdiğim endeks ulaştırma endeksiydi. Çünkü an itibariyle ulaştırma endeksindeki yükselişte aşağı yukarı %3,5'lara ulaştı. Yani bugün endekse ulaştırma tutuyor diyelim. Bir miktar teknoloji ve bankacılık endeksinde minik de olsa satışlar var. Diğer taraftan hani holding ve sanayi tarafına baktığımda da görüntü yatay. Kurda da bir ara 8.20'nin üzerine oturmuştuk, bir orada takıldık. Sonra 8.30'un üstüne oturduk, orada bir bekleme moduna geçtik. Şimdi de 8.40'ın üzerine oturmuşuz gibi bir görüntü var. 10 kuruş katman yapıyoruz. Ama 8.50'de tabii set çekmek lazım, hep bunu söylüyorsunuz. Kura geleceğim. Borsa için bu haftaki bu dalgalı hareket ne anlatıyor size? Şimdi bu 1280-1300'lerden beri bizim önem atfettiğimiz Fibonacci 61.8, 1462'ler. Oraya geçemedik zaten. Kısa bayram haftası ve geçen hafta orada bir direnç olmuştu. Yatırımcılar da hatırlayacaklardır. Bir cuma günü bu hafta için önemli bir hafta olacak. Oynaklık yüksek olacak. Eğer Fibonacci 61.8'lerin altına kırılmazsa önümüzdeki hafta aşağı yönlü bir hareket olabilir. Bu son çıkışı bir düzeltmeye sokmak isteyebilirler demiştik. Aslında baktığımız zaman teknik taraftan bakarsak Perihan Hanım, hiçbir özel bir durum yok. Bu düşüş son derece normal. Yani o %3,5 yani düştüğümüz gün bu arada dünyada en çok değer kaybeden de endeks olduk bu arada. Çok, evet tabii. Biz biraz biliyorsunuz son zamanlarda alışları ve satışları abarttığımız için biraz hareketler aşırı abartılı oluyor. Fakat baktığımız zaman teknik olarak ya hiçbir sorun yok. Yani hiçbir sorun yok derken satışın gelmesi normal bir refleks. 1300'lerden 1462'lere 15.000 puanlık bir mini ara trend oluştu. Bu mini ara trend bir düzeltme yapması gerekiyordu. Şu anda o düzeltmede. Düzeltmenin alt sınırı önemli burada. Onu da biraz sonra grafiklerden anlatmaya çalışacağım. İşte taş ekran olsaydı yatırımcılardan çok ciddi anlamda böyle simülasyonlarla anlatma talebi var. Evet, bugün ben de çok istedim. Var. Bizim Forex Trader yayınında çünkü bu haftaki hareketi simüle etmiştik. Yatırımcılar onu görmek istiyorlardı ama neyse bir dahaki sefere sözümüz olsun. Şimdi bir şey soracağım. Az önce bir şey söylediniz. Özellikle son zamanlarda alışları ve satışları piyasa biraz abartıyor dediniz. Bunda yerlinin ağırlığının artmasının bir etkisi var mı? Çünkü yabancı olduğunda hani piyasayı hani nasıl diyeyim bir yere sürüklemek daha zor oluyor ya. Çünkü onlar piyasayı birazcık domine ediyor. Bir fiyat aşırı şiştiğinde hemen aşağı satışla onu birazcık sakinleştiriyor. Aşırı satın bölgesindeyken olması gereken fiyata çekiyor. Biz arada böyle robotlara, yabancılara kızıyoruz ama piyasayı normalleştirmeleri açısından da önemli ve etkin bir rol oynuyorlar aynı zamanda. Yani bu bireysel yatırımcılara kalması bu piyasanın buradaki volatiliteyi arttırıyor olabilir mi? Tabii bunun da etkisi var. Yani yabancı biraz daha elini çekti gibi. Ağır elli olduğu için eskiden piyasa biraz daha ağır reflekslerle hareket gösteriyordu. Fakat özellikle yabancının elini eteğini çektiği takaslı tahtalarda bu tip oynaklıkları çok fazla göreceğiz. Zaten biliyorsunuz bu senenin başında da biz burada bu ekranlarda yatırımcıları uyardık. 2020 yılındaki gibi rallileri falan unutun dedik. Bundan sonra hisse bazlı hareketler olacak dedik. Şu anda baktığımız zaman bu tablodayız. Dolayısıyla evet size katılıyorum. Yabancının olmadığı tahtalarda hareketler daha agresif olacak. Ama yatırımcılar şunu unutmasınlar. Bundan sonra bu hareketleri yukarı ya da aşağı aynı sertlikte yaşayacaklar. Bir diğer sebebi de tüm dünyanın algoritmik sistemlere geçmesi. Ve robotların ciddi anlamda piyasalarda etkin bir ağırlık kazanmaya başlıyor olması. Giderek de artıyor. Bundan sonra böyle. Ne diyoruz? Kişisel gelişim, hızlı refleks,
bu piyasalardan yatırımcılar mesela şöyle söyleyeyim Perihan Hanım, çok kısa anlatacağım. Başka işle güçle uğraşan, devamlı ekran seyredemeyen, 15 dakikalık gecikmeli datalarla ekran seyreden kişiler bu piyasalarda, dikkat, gün içi ve kısa vadeli işlem yapmamalıdır. Artık bizim piyasa çok oynak olacağı için biraz daha biz buna ciğer deriz, biraz daha ciğeri geniş, hı hı, biraz daha taşıyabilecek, biraz daha stop loss kavramının daha geniş marjlarda kullanabilecek yatırımcılar sürdürülebilir kazanç içinde olacaklardır. Aksi takdirde başka işlerle uğraşanlar, özellikle burası çok önemli Perihan Hanım, yani gün içinde anlık işlem yapamadan gırtlağına kadar mala giren yatırımcılar bundan sonra bu oynaklığı çok yaşayacaklar. Şimdi biz o zaman Borsa İstanbul tarafına birazdan geçeceğiz ama her programda ne yapıyoruz? Önce bir altınla başlıyoruz. Yine altın tarafıyla başlayalım. Ons altında 1900 doların altını çizmiştik. Oranın üzerini gördük ama bir miktar oradan satış geldi. Şu anda baktığımızda 1893 dolar seviyesindeyiz. Şimdi ons altın grafiğimizle başlayalım isterseniz. Grafiğimiz evet, haftalık bu arada. Ons'ta 1680-1700 dolar bölgesinde bu bir haftalık grafik. Yaklaşık 2 ay boyunca bir taban çalışması oluşmuştu. Hı hı, hı. Bu taban çalışması bizim aynı zamanda büyük penceredeki fincan kulbumuzun da kırmızı trend çizgisi bölgesiydi. Şimdi baktığımız zaman Perihan Hanım, 2080 dolarlardan 1680 dolarlara doğru oluşan düşüş hareketi geçen hafta, yani bu hafta ikinci haftası, pembe düşen trend çizgimizin üstüne geçmişti. Bu da önemli bir orta vadeli devam sinyali. Şimdi an itibariyle ve bu hafta itibariyle bir kere ons için çok net bir şekilde artık yeni iş sürenimiz 1850 dolar. Hı hı. Bu üstüne geçtiğimiz pembe bundan sonra ulaşacak geri çekilmelerde mutlaka kırılmamalıdır ki bu düşüşün Fibonacci 61.8'ini bu hafta gördük. Bu arada onu da söyleyelim. 1912'leri gördü. 1923'ler. Aşağı yukarı 1923, yani 1680 düşüşünün 61.8 öpüşmesi gerçekleşti. Bundan sonra ons'ta pozisyonu olanlar 1600-1700-1750 dolar gibi bir fiyatlardan ons'ta yatırım yapan yatırımcılar 1850 dolar desteğini kuvvetli bir şekilde takip etmelidir. 1850 dolar desteğinin altında 2 gün kapanış olmadığı sürece ana akım bozulmuş olmaz, hı hı, ve trendin hedefi 1923 ve 1990 olmaya devam edecektir. Tahvilde de bir miktar, Amerikan tahvillerinde de bir miktar soğuma, bir miktar yataylık burayı beslemeye devam ediyor. Dolayısıyla altının onsunda kısa ve orta vadeli traderlar 1850 dolar seviyesini kısa vadeli bir ana destek ve veya iş süren stop loss olarak 1923 ve 1990 hedeflerine tutunabilirler. Burada 1923 ve 1990 hedeflerine tutunmuş, buralardan maliyet yapmış bir yatırımcı varsa mutlaka 1850 dolar desteğine kat ha stop loss yapmalıdır. Neden? Çünkü 1923 geçilmeden, işte simülasyon olsaydı burada çok güzel simüle edecektim. 1923 geçilmeden pembeye bir geri çekilme olur ve pembeyi kırmazsa bu bir onay olacaktır ve yukarı hareket daha da iştahlı olacaktır. Hı hı. Burada önemli olan 1850 doların kırılıp kırılmaması işin özeti. Kırılırsa da boğa tuzağı olur. Kırılırsa 1,5 haftalık çıkış bir boğa tuzağı olur. Dikkat! 1850 dolar kırılırsa altının düşüş hedefi ne olur diyenlere söyleyelim. Hı hı. 1730 doları öpmeden dönmez. Dönmez. O yüzden 1850 doların üstünde kaldığımız zaman patikamızı yukarı okuyacağız. 1850 doların altında, altının onsunda kar realizasyonu ve kısa vadeli akım yönünün 1760 ve 1730'lara doğru düzeltmeye girme gerçeği yatırımcılar tarafından doğru yönetilmelidir. Ve şimdi gram altın diyelim o zaman. Şimdi gram altında bugün 517 lirayı gördük. An itibariyle tabii ons altına bağlı minik bir geri çekilme var. 514 lira gibi. Burada şimdi hala tut pozisyonun devam ettiğini söyleyebiliriz o zaman. Tabii yani tertemiz, sorguya kapalı. Yani sorguya kapalı, yani bu grafiğin sorgulanacak hiçbir yanı yok. Hı hı. Nedir? Asıl olan trend. Hı hı. 395'ten kalkıyor. Trend çizgisinden kopuyor. Trend çizgisine doğru bir geri çekiliyor. Sonra şimdi trend çizgisine paralel gidiyor. Şimdi burada bizim 8 günlük ortalamamızla bu 390'lardan beri gelen trend çizgisi dikkat ederseniz birbirlerini kaybettiler. Yapıştı artık. Evet, yapıştılar. Yani kardeş kardeş gidiyorlar. Şimdi burada gram altında bu sorguya açık olmayan trend bitti. Aman dikkat!
demesi için bir yatırımcının 508 TL'nin altında kapanış görmelidir. 508 TL'nin altında bir kapanış olursa, bakın bu 395-400 bölgesinin bir dip çalışması ve kuvvetli yukarı hareket olacağını söyleyen teknik analiz ve bizler için yatırımcıları bir uyaralım. 508 TL altında kapanış olmadığı sürece akım bana tutunmaya devam et diyor. Hı hı. 508 TL'nin altında kapanış olmadığı sürece gram altında hedef bir önceki tepe olan 540 TL'leri olmaya devam edecektir. 540 TL'lere doğru akımda kalan ve trendde kalan bir yatırımcı kata 508 TL altında bir kapanışı kısa vadeli pozisyonlar için tabii biz burada bir trading analizi yapıyoruz. Kısa vadeli yatırımcılar için 508 TL'nin altında grafikte net görülen ayak izi bozulur. O zaman net söyleyelim, onu da söyleyelim. 508 TL'nin altında oyunu satal yönlü, savunmaya geçen strateji içine giren bir yatırımcı varsa 508 TL altında karlılığını realize ederse çok net söyleyelim. Buradan okuyamadım. 467 485 bölgesine doğru, şu bölgeye doğru akımı aşağı yönlü temkinli modda bekle moduna geçirmelidir. 467-485 TL'lere doğru geri çekildiği zaman yeniden pozisyon almak değerlendirilebilir. Fakat 508 TL kırılmadığı sürece akımın sorguya ihtiyacı yoktur. Akım devam etmektedir. 508 TL'nin üstünde hedef 540 TL'dir. 540 TL hedefinin giderken trend kırılırsa, burası çıt diye bir kemik sesidir, bir çıt diye çıt sesini duydukları anda 509 TL'de duygusuzca gereğini yapmalıdırlar. İnatçı olmaya gerek yok. Çünkü o zaman kazanç kayba dönüşür, savaşmaya gerek yok. 508 TL kırıldı diyelim, bir de bir trading anlatalım örnek. Hı hı. 508 TL kırıldı. Bir gün kapanış yaptı, stop oldun. İki gün sonra tekrar 508 TL'nin üstüne mi çıktı? Dön al. Bu da çünkü o zaman yeni bir trend başlıyor demektir. Yeniden oyuna tutun. Duygusuz olalım. Kesinlikle. Şimdi gümüş tarafına da bakalım. Gümüşte bugün bir miktar satıcılaşı 28 doların üzerini gördük. Oradan satış geldi gümüşe de mesela. Evet, gümüşün son yayınlarda yaptığım grafikten daha farklı bir grafik hazırladım. Evet, bu aylık değil mi? Evet, aylık. Yani şimdi bu grafik bir kere aylık bir grafik. Yani dolayısıyla orta vade aylıkta anlatacağım. Aylıkta flama mı yapmış o? Yani orta vade anlatacağım. Hani lütfen yatırımcılar şu anda söyleyeceklerimi kısa vade trading algılamasınlar. Evet, evet. Ama kısa vade trading yapanlara bir dipnot açayım yayına, yani grafiği analiz etmeden. 28,5 dolar direnci geçilmezse kısa vadeli modlarında temkinli olsunlar. 28,5 dolar geçilirse, çünkü bu kısa vadeli hareket aylık grafikteki bu düşeni de patlatmış olacağı için kuvvetli bir yukarı hareket oluşacak. Dolayısıyla elinde gümüş olup kısa vade trade edenler 25-28,5 dolar bandını çift yönlü trading okusunlar. Şimdi gelelim uzun vadeye. Perihan Hanım, yaklaşık 10 yıllık bir grafik. Şimdi 10 yıllık bir grafiği öyle birkaç günle, bir haftayla yönetemezsiniz. Bir kere onu hatırlatalım. Tamam, bu uzun vadeli bir grafik. Bunu neden anlatıyorum? Gümüşün altına göre ucuz kalmasının önümüzdeki yıllarda diyorum, bakın haftalarda günlerde demiyorum. O yüzden uzun vadeli yatırım. Bu 10 yıllık çıkış, düşüş, konsolidasyon, yukarı doğru hareket. Aynısını altında da yaşadık. 2080 dolarlara gitmeden önce. Şimdi burada mevzu ne? Altın, gümüşün yukarı yönlü bu düşenden kurtulabilmesi için, 10 yıllık düşenden kurtulabilmesi için 28,5 dolarların üstünde kapanış elzem. Çok elzem. Ki bu baskıdan kurtuldu diyelim. Burada evet bir hazırlık var. Burada aynı zamanda bir filama da var. Bakın burada bir direğe gitti. Evet, evet. Burada şimdi bir filama yapıyor. Ama burada bir filama var diye pozisyon alan 28,5 dolar geçilmediği sürece aşağı riski de doğru yönetmeli. Dolayısıyla 28,5-26 dolar bandını gümüşte takip etmeye devam edeceğiz. 26 dolar kırılmadığı sürece gümüşte kısa, orta, uzun vade tut konumu bozulmayacaktır. 28 doların üstünde ne olur? Hemen anlatalım. 50 dolar, 11 dolar düşüşünün Fibonacci 61.8 ya da 78.6 bölgesi görülmeden dönmez. Bunu milyonlarca grafikle istedikleri her enstrümanda aksini iddia eden herkese kanıtlayabilirim.
Matematiksel bir kanıttan bahsediyorum. Bir düşen yani ciddi bir marj açılabilir o zaman. Tabii, 42 dolara bir kadar. Bir düşüş trendi geçildiği zaman hedef minimum 61.8, medyan 78.6, köprü ve şıvarması 61.8'dir. Bu da şu demektir. 26 doların üstünde gümüş pozisyonu taşıyan bir yatırımcılar 28,5 dolar direnci geçilir ve üstünde haftalık kapanış yaparsa 31 dolar ve 36 dolar hedeflerine tutunmaya devam edebilirler. Şimdi biz Bitcoin'e devam edeceğiz. Son zamanlarda en çok sorulan enstrümanlardan birisi Bitcoin oldu tabii. Soru şu, Bitcoin'de yaşanan 60 bin dolardan başlayan bu hareket 30 bin dolarlara vardı ki bir düzeltme miydi yoksa ayı piyasasına giriş mi? Şimdi bu soruyu bu soruya objektif ve doğru bir teknik yani kitaba göre cevap verecek olursak şu şekilde sormam lazım. Kısa ve orta vadeli bu düşüş bir düzeltme değil. Yükseliş trendi kısa ve orta vade kırıldı. Kırıldı. Ama uzun vade için düzeltme. Şimdi hocam hangisine peki göre hani sen her şeye cevap veriyorsun gibi düşünüyorlar ya. Bak burada soru şu. Bu soruyu soran kişi pozisyon alacak veya pozisyon taşıyan. Kısa ve orta vadeli ise bir kere o iş bitti. Biz bütün yayınlarda söyledik. Bu 8 haftalık ortalama kırılmadığı sürece bu, kırılırsa da bu. Bakın 1, 2, 6 hafta önce o iş bitti. Kısa ve orta vadeli trend 54 bin dolarda 6 hafta önce burada grafiği aldığım kutucukla gösterdiğim barda kırıldı. Hatta kırıldıktan sonra 8 haftalık ortalamaya onaya çıktı. Hatta üstünde de kaldı. Burada bir fall yaptı ve tekrar düşüşüne devam etti. Dolayısıyla soruya cevap kısa ve orta vadeli hareket bir düzeltme katağı değil. Hı hı. Ama bakın 3 bin dolardan bir grafik veriyorum. Uzun vade için evet bu hareket bir düzeltme. Yani ben 6 bin dolardan aldıysam benim için bir düzeltme maliyeti. Benim gibi bakın ben kendimden bir öz eleştiri yapayım. 20 bin dolar 3 bin dolar düşüşünü alan bir yatırımcı için bakın yatırımcı diyorum trader değilim ben. Bu hareket bir düzeltme. Ama 3 ay 6 ay önce bu kripto furyasına takılan... İşte 45 bin dolardan maliyetlendiysen... Bu kripto furyasına takılan ben hızlı para kazanayım, çabuk para kazanayım diyenler için bu bir düzeltme değil. Gerçekçi olalım, doğru yolu. Zaten tepeden %50 evet. Satış yiyen bir finansal enstrüman. Uzun lafın kısası, kısa ve orta vadeli Bitcoin'de yeni bir trend yok. Cevap vereyim, Bitcoin 50 bin doların üstüne çıkmadığı sürece kısa ve orta vadeli bir trend olmayacak. Tamam mı? Bu kısa vadecileri anlattık. Şimdi bir de uzun vade bakalım. 3600 dolar dibiyle, bu arada dibi yanlış etiketlemişim. Hafif aşağıda olmuş. Herhalde 3400-3500 de olması lazım. Aşağı, evet. Biraz hafif kaydırmışım mouse'u. Şimdi 3000 küsür dolarla. Ama ciddi bir sapma yaratmayacak yok, o fiyatlar. 64.800 dolar çıkışına bir Fibonacci attık. Son 2-3 haftalık düşüşte Perihan Hanım. Bu 3664 bin dolar çıkışının yarı yolu olan 3400 dolarların altına doğru iğneyi uzatarak 61.8'e doğru bir değdirmeye çalıştılar. Bu aynı zamanda 50 haftalık ortalamamıza denk geliyor. Bu bölgede bir destek buldu. Şimdi bizim teknikçilerin kedi sıçraması dedikleri bir tabir vardır. Şimdi bir haftadır dead falan bu hareket henüz kedi sıçraması. Hocam. Bu hareket ne zaman kedi sıçramasından çıkar, biraz daha güvenli sahaya girer diyorlarsa kısa vadeli traderlar 41.429 doların üstünde haftalık kapanış almalıdır. Bitcoin 41.429 doların üstünde bir kapanış alırsa 8 haftalık ortalama olan 50.300'lere doğru 10.000 puanlık yukarı yönlü bir kısa vadeli trend başlatır. Bu hafta hatta tam da orayı denedi. Tabii 41 bin dolarları denedi, geçemedi. Bu bir Fibonacci seviyesidir. Neden 41 bin doları geçemedi diyenlere Fibonacci gerçeğini öğrenmeye davet ediyorum. Şimdi 41.429 geçilirse Bitcoin'de en kötü geride kaldı diyeceğiz. Net. 41.429 geçilmediği sürece Bitcoin'de 34 bin ve 27.987 hedefleri masada kalmaya kısa ve orta vadeli risk olarak devam edecek. Peki 3000 dolardan çıkışan hareket, düşüş hareketi, bakın düzeltme olmaktan ne zaman çıkar? 61.8 ya da 78.6'lar kırılmadığı sürece, net söyleyeyim, uzun vadeli Bitcoin yorumumu yapayım. 3000 dolar 64.000 çıkışı kısa ve orta vadeli trendini bitirmiştir. Uzun vadeli trendine devam ediyordur. Net söyleyeceğim. 26.987 ve veya 16.707 bölgesinden Bitcoin 79 bin dolara gidecektir.
O zaman o seviyeleri görürse stop yapma fırsatı yaratabilir ama görülecek diye de bir şey yok. Görülecek diyemem, öyle bir şey diyemem. Ama Fibonacci teorisi ve Fibonacci gerçeğine tutunan bir adam olarak söyleyeyim. Bu iki muhtemelden bir tanesi, bakın şunu da söyleyeyim. İki hafta önce yaptığımız bu 29 bin düşüşü de bir Fibonacci 61.8 kavuşması kabul edilip buradan da dönebilir. Ama dönmeyebilir, bunu bilemem. Döndük, dip görüldü diyebilmemiz için 41.400 geçilmeli. 41.400 geçilmediği sürece 61.8 ya da 78.6'lardan ikisinden bir tanesi mutlaka temas alacaktır. Oradan da Bitcoin yeni zirve yapacaktır, net. Yeni zirve gelebilir dedi. Ama yeni zirve de 3 ay, 5 ay, 6 aydan bahsetmiyoruz. Kimse zaman veremez. O zaman verenler büyük bir yanılgı içindeler. Şimdi şey yapalım mı isterseniz? Bir araya gideceğiz ama bence gitmeden euro dolar var. Hatta geçen hafta da çok ısrar eden yatırımcılarımız, izleyenlerimiz oldu. Euro dolar bakar mısınız, bakar mısınız diye. Bakalım araya gitmeden euro dolar bakalım. Araya öyle gidelim. Yani çok ciddi bir değişiklik yok. Hala baktığımda şu an parite nerede? 1.22.10. Dolar endeksi de 89.90 yani 90'ın şimdi, hemen altında. Şimdi euro dolar 1.17'lerden beri tıpkı altının gramında yaptık ya, bir sarı trendin üstündeydi. Bakın burada da kırmızıyla gösterdiğim kısa vadeli trend çizgisinin üstünde euro dolar yukarı yönlü DXY'den aldığı ters güçle devam ediyor yukarı yönde. Amerikan datasının iki hafta önce kötü gelmesiyle beraber burası beslenmeye başladı. Şimdi euro dolarla ilgili kısa vadeli bir yorum yapacak olursak Perihan Hanım, 1.21.50 seviyesi, 1.21.50 seviyesi, 1.17'den doğru gelen yükseliş akımının akım takip, akımda kal ve veya long yönlü pozisyonlarında temkinliye geç sınırıdır. 1.21.50 kırılmadığı sürece 1.22.10, 1.22.58 bölgesi yukarı yönlü trading içinde olmalıdır yatırımcılar. 1.21.50'nin altında 4 saatlik kapanışı günlük kapanışla da teyit edersek bu trendin bitti sinyali doğar ve tekrar euro-dolar paritesi 1.20.20, 1.18.80'lere doğru aşağı akıma döner. Fakat teknik trading bu trend çizgisi kırılmadığı sürece long yönlü pozisyon taşı der. Ne zaman burası kırılırsa short'a dön der. Yatırımcılar bu disiplin kuralından mutlaka ayrılmamalıdır. 1.21.50 üstünde kaldığı sürece euro-doları 1.22.58, 1.23'lere doğru temkinli yukarı okuyalım. Neden temkinli olacağını da söyleyeyim. Alt gösterge fiyatla uyumsuz. Asıl olan fiyat dememiz birinci gözümüzün burada olması gerektiğini söylüyor. Birinci göz burada. Hı hı. Bu 21.50 üstünde olur, doğu sürece temkinli ol. Yukarı gidiyorum ben diyor ama alt göstergede diyor ki bak o yukarı gidiyor ama bak bana ters hareket ediyor. Benim çok gücüm yok. Sen diyor yukarıda kal, o doğru söylüyor diyor ama 21.50 kırılınca diyor gerçeklerle tanıştırırım sizi diyor burası. O yüzden 21.50'nin üstünü kısa vade temkinli yukarı okuyalım ve short olmamalı. 21.50 kırılırsa da long olmamalı. Şimdi birçok kişi euro doların hemen ardından tabii neyi merak ediyor? Dolar Türk lirasını merak ediyor ama biz kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aradan sonra dolar Türk lirası diyeceğiz efendim. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada reklam arasında da durmadık, çalıştık. Çünkü ben reklam arasında sevgili Selçuk Yönerçler'den bir söz aldım. Sık sık burada tabii son gelen düşüşle birlikte kripto paralarla ilgili çok soru geliyor. O yüzden EkoTürk'te böyle bir özel kripto para yayını yapmaya karar verdik. Ama şerhimizi siz aktarın isterseniz. 41.200 dolar geçerse. Tamam, Bitcoin'de 41.200 dolar üzerinde kapanışı yaparsak sizlerden gelen daha çok hacimli olan kripto paraların teknik yönetimi yapacağımız özel bir program olsun. Market Caps'te ilk 15-20'nin dışına çıkmam. Aynı hisse senedi gibi. Çünkü orada biliyorsunuz çöpler var, çöpleri trade etmem. Çöpleri analiz yapmam. O zaman hadi bir sözümüz olsun diyelim. Böyle geldik dolar Türk lirasına. 10 kuruş 10 kuruş basamak basamak geldik. Geldiğimiz nokta 8.44-45. Evet. Ya aslında hep aynı grafik, yaklaşık günlük bir grafik, 2 aydır aynı grafik. Dolayısıyla geçen haftadan çok farklı bir şey yok, dolayısıyla kısa keseceğim.
Dolar TL 8.22-8.29 bölgesi orta vadeli kuvvetli bir destek bölgesi oluşmaya başladı. Burada net olarak bir dip çalışması oluşmaya başladı. Hali hazırda da bir sarı yükselen ve yeşil düşenle beraber, yani yatay yükselen düşenimiz, biz bunlara öyle diyoruz, yukarı doğru yükseliyor fakat bir direnç oluşturuyor. Burada bir filamamsı bir görüntü var ama ben birçok analiste göre bunu bir filama olarak değerlendirmiyorum. Hı hı. Bunun sebebi gene kitaba göre filamaların boyları, yani sağ tarafa doğru filamalar direkten daha uzun yatamazlar zamansal olarak. Burada dikkat edersek bu boydan daha fazla bir sağa yatma var. Evet, burada bir daralan üçgenimiz var fakat bu filama değil. Onu da açıklamış olalım. Evet, 8.54-8.29 bandında dolar TL yukarı yönlü devam ediyor Peri Hanım. Çok fazla konuşulacak bir şey yok. Dolar TL 8.29-8.22 bölgesi aşağıya kırılmadığı sürece bu grafik aşağı yönlü trading yapılmaz. Fakat 8.22-8.29 destek bölgesi kırılırsa da bu grafiğe göre dolar TL tutulmaz. Objektif yorum bu. Hangisi olur derseniz şu anda bu grafik daha yüksek muhtemel yukarı eğimli durmaya maalesef devam ediyor. Dolayısıyla grafiğin sorguya ihtiyacı yok. 8.38 kısa vadeli destek, 8.38 kısa vadeli destek, 8.22 biraz daha geniş marjda ana destek olacak şekilde 8.54-8.58 bölgesi kısa vadeli hedeflerimiz olmaya devam ediyor. Orta vade için 8.22 kırılmadığı sürece yüksek muhtemel bu grafik yeni bir tepe yapma arayışına devam edecek. Fakat burada alt göstergeyle ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi 8.22 kırılmadığı sürece bu trendin sorguya ihtiyacı yok diyoruz teknik anlamda. Fakat alt gösterge yorgun, yani şunu diyor alt gösterge, 8.22'nin üstünde 8.54'lere doğru gitmeye çalışıyor fiyat. Aslı olan da bu ama alt gösterge diyor ki ben biraz yorgunum diyor. Bunu nasıl okuyabiliriz? 8.22-8.29 kırılmadığı sürece dolar TL'de yukarı trend bozulmayacak. Fakat yeni almak isteyenler bence 8.54'ün geçildiğini görmeli ki şu uyumsuzluk yukarı dönmüş olur. Hı hı. Bu da bu direnç bölgesini yukarı geçmiş olur. Yukarı hareketinin kuvvetlenme sinyali de o zaman gelecek. Dolayısıyla sorguya gerek yok. 8.38 kısa vadeli destek, 8.22 ana destek olacak şekilde 8.54-8.58 hedefleri masada kalmaya devam edecek. Şimdi burada endekse geçeceğiz ama geçmeden bir Dow Jones'a da konuşalım istiyorum. Grafiğe gelebilirse ekranlara, bugün yatay bir seyir var vadelisinde, aşağı yukarı 34.300'lerden geçiyor. Valla Peri Hanım, bu Dow Jones'la ilgili hala çöküş bekleniyor. Çöküş bekleyenler biz de var. Israrla diyoruz ki bak, çöküş beklemekle olmuyor bu işler. Bu iş bekleyince ben de çok şey bekliyorum ama hayat her şeyi bize nasip etmiyor. Dolayısıyla beklerken de bu işin zaman maliyeti var. Yapamam. Tabii. Şimdi uzun lafın kısası, bizim sarı trend çizgimizin üstünde trende devam ediyoruz. Son iki haftadır bir güç kaybı var. Var. Kabul ediyoruz. Bu alt göstergeden de okunmaya başladı. Hı hı. Bir güç kaybı var. Zaten son iki haftadır barlarımız iyice güdükleşerek kırmızı haftalık kapanışlar veriyor. Yani bir önceki haftaya göre altında kapanış veriyor. Fakat öyle ya da böyle bu sarı kırılmadı. Peki sarımız bu haftanın sonunda, yani cuma akşamı, yani yarın akşam biz şuna bakacağız. Dow Jones 33.700'ün üstünde mi kapatıyor, altında mı kapatıyor? Eğer Dow Jones bu hafta cuma 33.700'ün altında kapatıyorsa, bu Dow Jones'ta o beklenen sinyal, kırmızı uyarının çanların çalması demek olacaktır. 33.700'ün altında haftalık kapanış yaparsa, yapmadığı sürece Dow Jones 36.801'i öpecektir. Yani dolayısıyla 33.700 kırılmadığı sürece Dow Jones'ta 36.801 Fibonacci 161.8 hedefine tutulmaya devam edeceğiz. 36.801 hedefinden tutunmaktan veya istasyonda inmek isteyen, temkinli moda geçip ters yönde pozisyon açmak isteyen varsa 33.700 altında kapanış görmelidir. 33.700 altında kapanış görmediği sürece grafik yorgundur, kabul ediyorum. Temkinli olmalıdır, kabul ediyorum. Ama short olmaz. Şimdi burada en azından durum stabil diyebiliriz. Tabii burada burayı kenara koyduk. Tabii burada bakın şunu da yapabilirler. Bir de teknik analizi vuralım. Ara sıra da vuralım. Neden? Nasıl vuracağız? Bakın şimdi Perihan Hanım, şu olabilir. Bu trend çizgisi kırılır. Hı hı. Ah, şu taç olsaydı süper simülasyon yapacaktım da. Şu trend çizgisi
şu şekilde yana doğru yataya bağlayabilir. Baktığınız zaman yani trend... fibodan destek alır. Bravo, teşekkürler. Hı hı. Trend çizgisi kırılmış olur. Fakat 21 haftalık ortalamayla fibo desteği çalışır. Bu şekilde sağa doğru yatırarak bir süre dinginlik yapabilirler. İlla kırıldı mı çökecek diye de bir şey yok. Doğru. Bravo. İşte o yüzden aslında biz haftalık kapanışlara çok önem atfediyoruz veya iki günlük kapanışa. Dolayısıyla tekrar uzatmayalım. 33.700'ün üstünde miyiz, altında mıyız? Dow Jones'ta buna bakmaya devam edeceğiz. 33.700'ün altında ayılar sahneye gelir ve burası short olur. Tabii bu sağ tarafa doğru yatma riski doğabilir, onu anlattık, o başka bir konu. 33.700 kırılmadığı sürece Dow Jones'u 36.800 hedefi tamam masada. Şimdi Borsa İstanbul diyeceğiz. Önce bir orta vadeli grafiğimiz var. Orta vadeli grafikle genelden özele gidelim Borsa İstanbul tarafında. 1425 puandayız. Çok bugün hakikaten dar bir bant içerisindeyiz. 1420-28 işte eski rakamlarla 800 puanlık bir şey var. İki gün önceki düşüş oldu. Dün bunun bir kısmını geri aldık. Bugün karar arıyoruz. Tekrar iki gün önce gördüğümüz düşüğe mi gideceğiz yoksa 1462'ye mi gideceğiz? İşte bugün ve yarın bunun kararını vereceğiz. Şimdi öncelikle yatırımcılara anlatalım. Bu bir haftalık grafik ve orta vadeli bir çizim. Hı. Bunu neden anlattığıma gelelim. Bizi sıklıkla bazılar eleştiriliyor haklı olarak. Nasıl? Hocam çok günlük rakamlar veriyorsunuz. Biz biraz daha orta vadeli yatırımcıyız. Bu sefer iş süren kırıldığı zaman ne yapmamız gerektiği konusunda şüphelerde bulunuyoruz diyenlere orta vadeli bir grafik verdim. Yani o, çok kısa aksiyonlar almak istemeyen. Yani 8 ortalamayı günlük değil de orta vadeli için haftalık olarak verdim. Hı hı. Aynı zamanda bu grafik, bakınız çok önemli, bunun daha bu tarafı da var. 800'lerden beri gelen turuncu trend çizgimiz. Merkez Bankası Başkanımızın görevden alınmasıyla nokta temas ettiğimiz ana trend çizgimiz. Ana büyük pencere, 800'den gelen trend, kuvvetli trend. Bu Merkez Bankası Başkanımız görevden alındıktan sonra iki kere teyit edildi. Bu da şu demek, orta vade, bir kere orta vade, bu trend çizgisi kırılmadığı sürece, orta vade diyorum, day trader'ları analiz yapmıyoruz şu anda. Bu trend çizgisi kırılmadığı sürece en kötü geride kaldı ve kalmaya da devam ediyor. Ne zaman ki Borsa İstanbul 1340, biraz da hadi hata payı koyalım, 1300'lerin altında kapanış vermediği sürece 1597 Borsa İstanbul'un hedefi olmaya devam edecek. 1597 seviyesinin hedeften çıkabilmesi için 1300 ya da 1340 seviyesinin altında bir iki günlük kapanış almamız elzemdir. 1340-1300 bölgesi kırılmadığı sürece orta vade hiçbir sorun yok. Fakat dikkat, her analizin bir risk analizi ve bir şerhi olmalı. 1300-1340 bölgesi, destek bölgesi kırılırsa orta vadeli yatırımcılar pozisyonlarını mutlaka sorgulamalıdır. Mutlaka gözden geçirmelidir. Çünkü o zaman 800'lerden gelen bu kadar kuvvetli bir trend çizgisinin kırılıyor olması demek mutlaka arkasından kötü bir haberi çağırabilir. Hı hı. Dolayısıyla orta vade 1300-1340'lar kırılmadığı sürece hiçbir sorun yok. Kısa vadeli, uzun vadeli pozisyon taşımak isteyenlerin de içinde kısa vadeli stop olmaya gerek yok. Günlük olmaya gerek yok. Grafik. O kısa vadeler için, day trader'lar için bir sonraki grafik. Evet, bu doğru. Orta vadeciler için. Hı hı hı. Tamam. Şimdi hocam hangisini ciddiye alalım diye bir soru varsa sorunun cevabı sende. Sen siz hangisini ciddiye almak istiyorsunuz diye sormak. Birkaç gün trade ediyorsan bir sonraki grafik. Day trader'san bir sonraki grafik. Taşıyorsan bu grafik. Yani uzun vadeli taşıyorsan bu grafik. 1300-1340 kırılmadığı sürece yukarı devam edecek. Bu arada orta vadede 1340 riski masaya ne zaman gelir sorusunu soran yatırımcı olabilir. Ona da bizim 8 haftalık ortalamamız cevap verecek. Bakınız 8 haftalık ortalama kırılıyor burada Merkez Bankası ile kuvvetli bir şekilde. 4 hafta önce, 1 ay önce üstüne geçtik. 1413 seviyesi orta vadeli yatırımcılar için aman dikkat bir tehlike çanları çalıyor deme sınırıdır. 1300-1340 bölgesi de yukarı hedefin bozulmasınıdır. 1313 kırılmadığı sürece ve 1340 bölgesi kırılmadığı sürece orta vadede bir sorun yok. Onu geçebiliriz. O zaman kısa vadeli bakalım bir de. Bu orta vadeli görünümdü. 1423 puan seviyesindeyiz. Kısa vadeli daha yakın bir şekilde destek ve direnç arayanlar nereye evet. bakmalı? Öncelikle şunu hatırlatalım. Bu grafikte gördükleri kırmızı çizgi bir önceki grafikteki turuncu çizgi. Onu bir kere söyleyelim, tamam. Şimdi burada baktığımız zaman Perihan Hanım,
Biz geçen hafta Cuma akşamı Forex Trader yayınımızda yatırımcıları bu hafta için önem atfetmiştik. Onun da sebebini tekrar hatırlatalım Perihan Hanım. Siz de yayında söylemiştiniz. 61.8 ile 8 günlük ortalamanın arasında şurada biraz yanaşabilirsek, yaklaşabilirsek, hı hı, şu bölgede geçen hafta ciddi bir daralma söz konusuydu. 61.8 yani 1462 noktası ısrarla geçilmeyince bu hafta aşağı yönlü bir hareket tetiklendi. Bu hareketin tetiklenme sebebini de yatırımcılar aşağı yukarı biliyorlar. Salı günü gene şu bizim piyasada dedikodu ve söylenti dediğimiz hikayeyle... Hakikaten dedikodu satışıydı yani. Tabii canım, yani büyük bir dedikodu satışıydı. İşte yok işte gene bir işte ismini varmayalım, bir kasetler, bir ses kayıtları, öyleler böyleler. Bu bir bahane. Biz bunu Cuma günü bu barın geleceğini söyledik. Bir kere teknik analiz anlamında hiçbir sorun yok. Yayının başında söylediğim gibi. Bakın tekrar ediyorum. Salı günkü satış orta vade için sorunsuz bir satıştır. Ama kısa vade için 1462 desteği geçilemediği için bir satış gelmiştir. Bu tip söylentilere de çok fazla yatırımcılar kulaklarını tıkasınlar. Söylentiyle para yönetilmez. Para rakamla yönetilir. Para çünkü matematiktir. Yani dedikodu değildir. Dolayısıyla şimdi bakalım Perihan Hanım. Şimdi bizim 8 günlük ortalamamız 1440'tan geçiyor Perihan Hanım. 1340'larda al vermişti. 1440 civarlarında sat verdi dersek 10.000 puan boyunca yatırımcıları trende taşıttı. Şimdi buralarda bu düşüşte stop olamamış bir yatırımcılara bile dün 1400'lere doğru, 1420'lere doğru bir hareketle bugün yeniden bir satış fırsatı veriyor. Aslında korkuya mal yok. Ama şimdi bu kısa vadeli trendin burada yeniden bir trende oluşması gibi, bakın buradaki gibi buraya bir hareket oluşması için 1440 seviyesi haftanın devamında ve önümüzdeki hafta yatırımcılar için yeniden kısa vade day trade, yani birkaç günlük trade ve kısa vade trade'lerde olumlu tarafa geçmek için mutlaka bir direnç ve oyuna geri dön sinyali olarak okunmalıdır. 1440 seviyesinin üstünde, elimle tasvir etmeye çalışıyorum simülasyonsuz, böyle bir hareket başlar. Bakın, bu hareketin başlaması için yatırımcılar 1440'ın üstünde kapanış aramalıdır. 1440'ların altında kapanış olmadığı sürece, bakın, biraz önce orta riski vadeli, doğar. Orta vadeli grafikte anladığım 1320-1340 riski bitmiş olmaz. Doğar demek değil çünkü şu anda o risk karşı karşıyayız. 1440'ın barajını ne zaman atlarsak o zaman şunu diyeceğiz. 1320-1340 riski masadan kısa vade için kalktı. Ve tekrar yallah bismillah diyeceğiz. Tamam? Ama 1440 geçilmediği sürece kısa vadeli pozisyonları modumuzu temkinli tutmalıyız. Çünkü aşağı doğru bir risk an itibariyle masada. 1440 ne zaman geçilirse güvenli sahaya geçtik diyeceğiz. Buraya bir not düşelim. Perihan Hanım, 1280-1300 bölgelerinde en kötü geride kaldı. 1462-1518 hedeftir diyen bir analist olarak şöyle söyleyeyim. 1440 geçilirse şunu diyeceğiz. Bize tam 10 gün boyunca kısa bayram haftasında bile direnç olan 1462 çöp. Çünkü geçilecek. Ama bu 10 gün boyunca direnç olan seviyenin geçilme sinyalini biz önce 1440'ın geçilmesiyle almalıyız. Dolayısıyla kısa vade 1440 geçilmediği sürece 1383-1350 bölgesi şu anda an itibariyle masada, 1440'ın üstüne geçersek teknik risk masadan kalkacak. 1462'nin üstünde net hedef verim. 1440 geçilir. Bunu 2 gün kapanışta teyit edersek gepi doldururuz. Gepi doldurabiliriz diyorsunuz. Evet. Şimdi 1440 geçilmedikçe özellikle yeni alım yapmak isteyenler, bakın bir de böyle bir trading strateji yapalım, eğitim tadında olsun. 1440 geçilmediği sürece yeni alım için temkinli olunmalı. Hı hı. Peki yeni 1440'ı geçmeden almak isteyenler, çünkü her düşüş bir de bir fırsattır. Doğru. O zaman bu geri çekilmeleri 1380, 1400, 1340 kademeli bölgesini kademeli olarak temeli sağlam, sağlıklı senetlerde alım yönünde okuyabilir yatırımcılar. Şimdi haklı bir soru var. Aslında bu sorunun muhatabı ben değilim, siz de değilsiniz. Bu sorunun muhatabı belki de piyasa. Şimdi bir izleyicimiz de demiş ki 1340 kırılırsa bize kaçış için zaman bırakırlar mı? Zaten piyasanın asıl riski burada, kaçış için zaman bırakırlar mı? Çünkü şöyle olabiliyor. İşte 135 binlerde, yani 1350'lerde piyasa diyelim. Ya ben
Evet, onun altında stop olmam gerektiğini biliyorum ama işte benim aldığım en büyük risk ne bu piyasada? Bir sabah geldiğimde buranın %5 eksi açması. Tamam, onun dediği gibi yani sorun... İşte onu, evet, soru bu. Değil, hiçbirimiz değiliz aslında. Paribus, değil mi? Ceteris paribus. Ceteris paribus. Evet. Dolayısıyla bu risk her zaman her enstrümanda var. Ha, Türkiye diğer ülkelere göre, en azından gelişmiş ülkelere göre evet çok daha volatil bir ülke. Bu risk Türkiye'de belki daha fazla var. Tabii yani bunu bilerek bir kazanç aranan yerde bir risk vardır. Hı hı. Bu risk %5, %10 da olsa bu risk vardır. Maalesef beyefendi sorusunda haklı. Çok haklı. Bunu, çok haklı. Buna yapacağımız hiçbir şey yok. Bu kırılma geldiği zaman ya seans içinde stop olacak. İşte ama seans dışında sabah gepli bir şekilde açılıyorsa zaten orada olan oluyor. Orada da hemen söyleyeyim mi ne olacağını? Ben olsam yani burası böyle çap diye bir seans içinde kırılırsa. Hani yaşadık ya taban mesela. Stop olmam. Aynı fikirdeyim. Bakın burası kırılmadan veya şuralarda goy goy başladığı zaman stop olurum. Çünkü bu kırılacak demektir. Bakın soruya aslında cevabı vereceğim. Buraya gelip buralarda goy goy başladığı zaman burası kırılacak demektir. Stop olmaya fırsat verir. Aşındırıyor yani. Buralarda takılıp çat diye kıracaksa o zaman o yatırımcı şunu yapacak. Ya buralarda gelip bu goy goyu yaptığı zaman net söylüyorum bakın net kırılacak demektir. O zaman gereğini yapacaksın. Ha yok yapamadın. Kırıldığı zaman ben olsam. Allah kimseye de öyle bir şey yaşatmasın da stop olmam. Çünkü her düşüş mutlaka bir kedi sıçraması da olsa bir miktarını geri alacaktır. Hocam biz orada bunu söyledik. Ben biz çok iyi hatırlıyorum. Biz bunlara bekliyoruz. Tamam. Buradaki taban taban hareketine de ya panik olmayın. Bu piyasa bir yerde dengelenecek. Dengelendiğinde işlem yapmak sizin elinize daha kolaydır. Ama orada dediler ki yok panik olmayın dediniz. Millete mal sattırmadınız. Sonra elinde kaldı. Yani çünkü ben eminim ki orada satabilen kimse, kimse demeyeyim %95'i şu dip seviyeden o malı yerine koyamayacak. Perihan Hanım, Twitter'da öyle geyikler var. Siz o tip geyikleri çok ciddiye almayın. Bunlar teknik analizi falan bilmeyen soytarılar. Tamam, o tip şeyler yapmayın. Bu tip düşüşler her zaman bir sıçrama yapacaktır. Evet, yeni bir trend oluşmayabilir. Evet. Eleştirinin bir noktada haklılar. Fakat korkuya gerek yok. Çünkü olay benden bağımsız ve elim kolum bağlıysa ekranı kapatmak durumundayım. Tabii. Yapabilecek başka bir şeyim yok. Aynen öyle. Dolayısıyla o kadar da soğuk, yani biraz da soğukkanlı olmak lazım para yönetirken. Burası kırıldığı zaman eğer bu bölgede stop olamayan birisi varsa ben olsam en azından bir sıçramayı beklerim. Soruya öyle cevap vermiş olayım. Uzun lafın kısası bu grafiği geçelim. 1440 geçilmediği sürece 1200'lerden beri gelen yaklaşık 15.000 puanlık trend yara almış durumdadır. Aşağı yönlü bir risk bir adım öndedir. Aşağı yönlü riskten kurtulmamız için 1440 üstünde kapanış aramalıdır kısa vadeli oyuncular veya day traderlar. Evet, bu arada BIST 30 tarafına geçelim. BIST 30 tarafına geçerken de diğer taraftan biraz piyasaya sert bir satış geldi. Bir son dakika haberimiz de var. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkarttığına dair. Şu an %1'i aşmış oldu Borsa İstanbul'da. Viyop tarafında satışlar %0,75'lik düşüşte BIST 100 endeksi spot tarafta var. Şimdi ben buraya bir şart düşebilir miyim? Hı hı. Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker hakkında bir soruşturma kararı açınca düşüş oldu diyoruz değil mi? Öyle yani en azından hani bir bağlantı. Tabii de haberle teknik destekleniyor. Ne dedik biraz önce? Ya 1462 geçilmedikçe bu hareketi simüle ettik Cuma. Onu da geç. 1440 geçilmediğince buraya bir risk bir adım önde dedik. İşte arkasından yayında tak diye haber açıklıyorsunuz. Dolayısıyla baktığınız zaman asıl olan fiyat demeye devam ediyoruz. Aynen öyle. Bu spot taraf, hep altını çiziyoruz. Viyop değil, spota bakalım. Vakit kalırsa bir de bankacılık endeksiyle veda edeceğiz. Evet, XSU 30, XSU 100'e göre biraz daha kuvvetli geldi yaklaşık bir aydır. Fakat o da tıpkı XSU 100 1450'leri kırarken, XSU 30'umuz da 1510'ları kırarak, bakın buradaki trendini bozdu. Şimdi burada riskimiz şu, 1457. 1457, 1438 riski. XSU 30'da an itibariyle bir adım önde. Neden iki hafta önceye göre akımı yukarıda okuyorduk? Çünkü trend kırılmamıştı. Şimdi trend kırıldı. Dolayısıyla yukarıda 1514 üstünde kapanış almadığımız sürece XSU 30'u 1457, 1438 hedefiyle aşağı yönde okumalıyız. Bu 1457, 1438 bölgesine geldiği zaman yatırımcılar bu bölgede bir destek bulup bulmadığına bakmalıdır oyuna girmek için.
Dolayısıyla 1400 düzeltiyorum. 1514 üstünde kapanış almadığımız sürece XU30'da kısa vadeli modlarımızı temkinle tutmalıyız ve oyunun ağırlıklı kısmını aşağı yönlü okumalıyız. Ve bankacılık. Dün tabii bankacılık endeksi tuttu dedik. Şu an bir miktar gelen satışlarla birlikte %0,71'lik geri çekilme var. 1176 puan seviyesinde bankacılık endeksi. Bugün de 1190'ı gördük. 1190 şu anda kaç? Şu an 1176. 1176 tamam. Şimdi Perihan Hanım, burada bir elmasımız vardı. Doğru. Çizemedik, çizemedik. Şu yükseklik kadar bu gri çizilirse geçilir dedik. Tam o birinci yüksekliği doldurdu. Hocam bu direkt ne oldu, iptal mi oldu diye sorular geldi yayından sonra. Bu kırmızı 1048 kırılmadığı sürece uzun vadeli hedefi bertaraf olmaz. Onun da cevabını vermiş olalım. Ama birinci hedefi tamamlandı. Şimdi Perihan Hanım, uzun bir aradan sonra 1650'lerden beri oluşan düşüş trendinin dün iki hafta önce üstünde kapatmıştık. Bu haftada dönerek bakın. Onay almaya mı gidiyor acaba? 1149'ları düşük yaptı. Bizim pembemiz 1148'di. Şimdi şunu sorguluyoruz biz X-Bank'ta. Çok önemli. 1148'in altında kapanış verecek mi? İşte çünkü, onay mı, tuzak mı? Şimdi eğer 1148'in altında kapanış vermezse veya iki gün kapanış vermezse bu bir onay olacak, olumlu algılayacağız. Ve buradan tekrar yukarı okuyacağız. Ama 1148'in altına geri dönmesi demek bu çıkışın tekrar kırmızı yani 1048-1050'lere doğru yeni bir aşağı akımın başlama sinyali olacaktır. Dolayısıyla 1048-1100 gibi bir bölgede bankacılık endeksinde yatırım yapan bir yatırımcılar için XU100 ve XU30'da iz sürenler kırılmış olsa da bankacılık endeksinde kırılma veya stop seviyesi 1148 olarak takip edilmelidir. 1148'in altında kısa vadeli mini bankacılık hareketi bitti diyerek savunmaya geçilmelidir. 1148 kırılmadığı sürece 1200-1257 hedefleri mevcut haber akışıyla yara almış ve yorulmuş gibi olsa da hedefte kalacak. Dolayısıyla 1148 seviyesi kısa vade elinde banka taşıyanlar için önemli bir destek bölgesi olarak takip edilmelidir. Şuraya bir not düşmek istiyorum. Lütfen. Şimdi biz burada XU30, XU100 ve bankacılık endeksi grafiklerini yaptık. Perihan Hanım, yatırımcıların yaptıkları en büyük hatalardan birisi bankacılık endeksini satın alıp XU100'e göre trade etmeleri. Şimdi siz elinizdeki sektöre iz süren belirleyin. Banka, bak XU100, XU30 kırılmış olabilir ama bankacılık kırılmamıştır. Dolayısıyla oraya satış geliyordur, burası pozitif ayrışıyordur. Dolayısıyla bu tuzağa düşmesin yatırım. Şu an endekse %1'e yakın satış geldi. Ulaştırma endeksi %2,5 artı mesela. İşte yani sektör bazlı baksınlar. Ellerindeki senetlere baksınlar. Yapacakları şey şu Perihan Hanım. Bakın çok basit. Grafik yukarı yönlü bir trenddeyse, endeks aşağı yönlü bir trenddeyse, endeks aşağı yönlü gidiyor diye yukarı yönlü giden bir trend, bir hisse satılmaz. Trend kırıldığı zaman satılır. Sektör. Yani spesifik olarak ellerindeki ürünü analiz etsinler. O yüzden o zaman korkmazlar. Evet, böylelikle bitti. Süremizin de sonuna geldik. Grafiklerimizin de sonuna gelmiş olduk. Normalde ben genelde sizi ağırladığım günlerde piyasayı hep yeşil yatırımcılara teslim ediyorum ama bugün her bir negatif her zaman olmaz. Her zaman olmaz. Standart sapma diyelim. Evet, biz şöyle söyleyelim tekrar. 1440 geçilmediği sürece kısa vade temkinli olacağız. 1440'ın üstünde tekrar modumuzu yukarı çevireceğiz. 1440 geçilmeden aşağıda 1340'lara doğru oluşacak geri çekilmeleri de tekrar yorumlarız. Fakat 1340'ların altında belli bir seviyelere stop loss koyarak da bu sefer alım yönünde de okumak gerekir. Ve bu seviyelerle veda etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ağzınıza sağlık. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın son işlem gününe saat 2'de Borsa Teknik yayınıyla tekrardan sizlerleyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.